Sonuç ne olacak? Yani biz 2025 yılında asgari ücretliler, işte biraz önce Onur da söyledi, alım gücü ne kadar düşmüş? 4838 lira. Yani şu an aslında asgari ücretli 17.002 lira değil, 12.614 lira alıyor alım gücüne dikkate alacak olursak. Ne yaşayacağız biz 2025 yılında? Huni takıp dolaşacağız. Ne yapacağız? Huni takacağız hep beraber toplum olarak. Huni alacak para yok, ben sana söyleyeyim. Huni alacak para da yok, öyle kendimiz kartondan yaparız ancak. Şimdi şöyle ifade edelim. Onur Hoca'nın dediği yerden ben devam edeyim. Bu asgari ücret meselesi ve ücretler meselesi artık bir vicdan meselesidir. Bu enflasyonla mücadeleyle vesaireyle açıklanamaz. İnsanlar bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyorlar. Barınma krizi var. Evine ekmek götüremiyor. Çocuğunun cebine tost parası koyamıyor. Okuluna gidecek çocuğuna ayakkabı alamıyor. Ve siz burada bu ücretler enflasyon yaratır diyemezsiniz. Bu gerçeklikle örtüşen bir şey değil. Onur Hocam da ifade etti. Sen zaten kaybolan alım gücünü geri veremiyorsun. Ondan sonra şöyle ifade edeyim. Basit anlaşılır olsun. Daha önce de anlatmıştım. 17.002 lira. 10 ekmek alıyordu yılın başında. Bugün alıyor 5 ekmek. Tamam mı? Senin yapacağın artış 12 ekmeğe çıkarsın ki ilave enflasyon yaratsın. Talep yaratsın. Ama senin yapacağın artış daha o yılın başındaki 10 ekmeğe ulaştırmıyor. 8'de kalıyorsun, 7'de kalıyorsun. Aynen. Dolayısıyla enflasyon yaratamaz. Nasıl enflasyon yaratır diyebilirsin? İşte çalışan sayısı çok fazla artar. İlave ekonomiye işte para kazanan, tüketecek insan girer. Onu diyebilirsin. O da olmayacağına göre. Sanayideki daralma, istihdamdaki düşüş, bu da ortada. Dolayısıyla bu ne matematikle açıklanabilir, ne vicdanla açıklanabilir bir durumdur. Bunu bir tespit edelim. Mehmet Şimşek bir illüzyon üzerinden tarifleme yapıyor. Talep artarsa, işte ücret verirsek talep artar. Efendim talep artarsa da enflasyon artar. Şimdi asgari ücret yılbaşından beri aynı. Kur da aynı. Neden enflasyonumuz artıyor bizim aylık bazda? Şimdi bugün sunumda söylüyor, övünüyor. Diyor ki işte 26.9 puan işte Mayıs'ta zirveyi gördük. Ondan sonra düşüş oldu. 48.6'ya geldik. Sayın Mehmet Şimşek, baz etkisiyle düştü. Senin Merkez Bankan da açıklıyor. Aylık eğilimde öyle bir düzelme yok doğru düzgün. Hayır, bir de şöyle bir şey var hocam. Bak şöyle, şimdi diyor ki tarihimizin diyor en büyük rezervlerine sahibiz. 154 milyar dolara çıkmış. Şimdi seçimden önce, yerel seçimden bir hafta önce eksi 70 milyar dolardaydık biz. Ne oldu? İhracatta patlama mı yaşadık? Evet. Çok büyük bir üretimle mi geldi? Veya tahvil, devlet şey tahvil mi ihraç ettik? Ne oldu da bizim rezervlerimiz doldu? Çok net bir tablo var orada. Açıklayalım. Ha? Kardeşim, doları baskıladın. Gitmeyeceğine inandırdın. Yerliyi, döviz cinsi varlıklarını ve yastık altını içeriye aldın. Bu bir geçici. İki, carry trade için dışarıdan sınırlı sayıda gelen parayı de oraya aldın. Zaten biliyorsun ihracatçının %40'ını oradan alıyorsun. Makas uygulaması falan alsatı yaptırmıyorsun orada. Bir sürü sermaye kontrolü önlemi var. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğinde bugün baktığımızda konut satışlarındaki artışa bakın. Buradan çok büyük bir bağlantı var burada. Beklentilerin düzelmediğini gösterir. Evet. Yani bu faizle, bak hipotekli konut satışlarında ciddi bir artış %218. Var. Evet. Bu faiz oranlarına rağmen, bu konut fiyatlarına rağmen, evet nominal olarak artıyor ama reel artmasa bile, sonuçta nominal olarak artıyor ama halkın alım gücü de artmıyor. Fakat buna göre bir talep var. Yani nereden çıkıyor? KKM'den çıkıyor atıyorum, oraya giriyor. Veya işte mevduat faizindeydi, oraya giriyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü diyor ki, bu enflasyonu düşüremediler bu faizle. Bu kadar işte uzun yukarıda faizler kaldı. Düşük ücretle düşüremediler. Düşük kurla düşüremediler. 2025'te faizler inecek. Yapılandırma yaparım diyor. Yapılandırma, refinansmanımı da yaparım diyor. Kirayı oraya. Ben de burada en azından yatırım amaçlı konut alayım diyor. Bu beklentileri düzeltemediğinin göstergesi. Beklentileri düzeltemezsen enflasyonu düşüremezsin. Beklentileri düzeltmek için de şeffaf olman lazım. Doğru veri açıklaman lazım. Doğru fiyat seviyeleri belirlemen lazım. Şey, bunların hiçbirini yapamadım. Şimdi faiz artırarak enflasyonu düşüremediniz. Sıkı para politikasıyla da enflasyonu. Çünkü sıkı değildik biz aslında. Değildik ki. Kuru sıkı. Aynen öyle. Bak kuru sıkı para politikası yani. Mahfi Hoca'nın güzel bir sözü var, Mahfi İlmez Hoca'nın. Bak diyor ki faizle bak, tek başına faizle bir ekonomiyi bozabilirsin. Tamam mı? Ama faizle düzeltemezsin. Aynen öyle. Nas dedin. Enflasyonist ortamda. Yani ekonomiyi bozabilirsiniz ama düzeltemezsin. Sadece düşük ücretler faiz artırla ne yaparsın biliyor musun? Bugün yaptığın gibi carry trade'ciye kaynak aktarırsın. Yoksulun varlığını gidersin zengine aktarırsın. Hocam bak
Merkez Bankası hani beklentiler anketi var ya şey yaptıkları. Hani kimin üzerine yapıyorlar bilmiyorum. Kimle yapıyorlar acaba? Şimdi onu? Şöyle bir şey var. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark ne kadar? 38 ÜFE, 48 TÜFE. Ya yani zaten bu bile aslında hani güven endeksini gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani ÜFE ile TÜFE arasında olması gereken fark olsun 1,5 puan. 1-1,5 puan. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela %16 ne demek hocam? Bir rakam var. Artık mesela TEPAV açıkladı orta vadeli tahminde. 2018-2024 arası enflasyonda %409 sapma, kurda %63 sapma diye tahmini açıkladı. Hocam bu yani. Nitelikli dolandırıcı sapma değil yani. Şimdi ne biliyor musunuz aslında? Böyle yani bir şey olabilir mi? Hesap hatası %400 olur mu %408? Yani normalde bunlara üfürükçülükten para cezası vermen lazım. Kabahatler kanında var ya. Havalanında %98 yani, sapmayla. Atıyor atıyor yani. Şeyde, Zafer'de işte %400 sapma. Savuklarıma belli bir saatten sonra bir şey oluyor. Evet ya herkes de espri kabiliyeti gelişiyor değil mi? İnanılmazsınız. Ben bir şey söyleyeyim. Espri geldi sırf herkes yapıyor diye yapmadım. Bak bana da ki bir şey söyleyeyim. Bak burada. Hesap hatası olur mu ya? Bugün bütçe rakamları, Ekim'e rakamları geldi. Evet evet. 8.1 trilyon lira harcama yapmışız. Bakın. Ekim ayı ilk 10 ayda 1.3 trilyon kabaca bütçe açığımız var. 12 aylık bazda Ekim'den Ekim'e baktığımızda da 2 trilyon liraya ulaştık. Bu neyi gösteriyor? Aslına bakarsanız sizin eğer dediğiniz gibi tasarruf yaptıysanız, değil mi? Ürün, hizmet miktarlarını artırmadıysanız, ilave yatırımlara kaynak aktarmadıysanız ve tasarrufa gitseniz, enflasyonu aslında bakın 2023 yılında Ekim'de aynı rakam 608 milyar lira, şimdi 1.3 trilyon lira. Bizim kabaca birebir örtüşmese de yaşadığımız enflasyonu gösterir. Mehmet Şimşek'in anlattığı enflasyonu göstermez. Hocam her sene daha geri gidiyoruz. Bak verin yetkiyi, görün etkiyi dediğinde faize yani borçların faizine 70 milyar ödüyorduk. Bu sene 1 trilyon 254 milyar ödüyoruz. 2025 bütçesi 1 trilyon 950 milyar. Yani bugün baktığında böyle bir rakam yok. Şimdi diyorlar ki 22 senedir ülkeye kattığımız sayısız proje. Ya 10 milyar dolar maliyeti olan havalimanına 25 sene işletmeye veriyorsun. 2 milyar senelik getirisi var. 2-3 milyar arası da ben 2 diyorum. Ya baktığında 50 milyar dolar yapıyor. Yani 10 milyar dolara mal edeceğin bir yeri kim yaptı bu 50 hesabı? Milyar dolara neye mal yaptın? Yere bassın böyle neye proje ya. Yaptın? Mehmet Şimşek mesela kamu özel işbirlikleriyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hiçbir şey söyleyemez. Vergi harcamaları dediğimiz devletin aslında almaya hak kazandığı ama vazgeçtiği kendi inisiyatifiyle geri bıraktığı vergileri sen orayı irdeleyebiliyor musun? Tam irdeleyeceksin bir şey çıkıyor. Vazgeçiyorsun paketlerden çıkartıyorsun onu. Dolayısıyla bu kadar bütçe açığı veriyorsan tamam mı? Sen enflasyonu düşüremezsin. Ve bu bütçe açığını hangi koşullarda veriyorsun? Ek MTV'ler aldın. Tabii. ÖTV'leri arttırdın. KDV'leri arttırdın ortamda. Sen bu bütçe açıklarını veriyorsun. Hocam o zaman şunu söyleyebiliriz. Bir de tasarruf yaptım dedin. Şimdi siz ekonomi de daraldı falan yani. Bu kadar bedel ödedin. Aferin siz az önce dediniz ya faizle bir ekonomi düzelmez ama faizle batırılır sözü. Diye. Mahfucan'ın sözü. Evet fakat bu Türkiye'deki sorunun faizin yükseltilmesiyle başladığını göstermez değil mi? Şimdi sizin az önce söyledikleriniz işte bu israf düzeni, bu yolsuzluklar vesaire aslında ki, veya yani, demokrasi hukukta uzaklaşma bunlar sorun. Ekonomi ve piyasaların temelinde bir tek unsur vardır, güven. Evet bravo. Güveni de sağlayacak olan kurumlardır, denetimdir, şeffaflıktır, liyakattir, yargıdır. Şimdi bunları ortadan kaldırdığında sonuç olarak ekonomik kriz yaşarsın. Bu bir sonuçtur. Evet, evet. Yaşadığımız şey bir sonuç. Bunu düzeltmek için de mesela biz hani konuşuluyor ya Mehmet Şimşek diyelim ki en rasyonel adımları atmış olsun. Enflasyon TÜİK tarafından doğru açıklandı. Faiz doğru yerde belirlendi. Kuru baskılamadan doğru yerde belirledi. Tamam mı? Her şey doğru gidiyor. Bu bile düzeltmez ki. Geçici tabii. Çözümdür. Hatta şunu da söyleyelim. Senin yani, kalıcı yatırım getirmen için mülkiyet haklarını koruyacak yasal çerçeveler ortaya koyman lazım. Hocam şunu tasdik edin. Şimdi şunu söyleyen de çok oluyor çünkü. Hani bazen böyle hem de hükümeti eleştirmek için konuşurlarken bazen insanlar diyorlar ki ya işte bunlar hiç dünyada olmamış bir tezle yola çıktılar. Faiz sebep, enflasyon sonuçlandılar vesaire. Tamam bu yanlış. Şu an bizim ekonomimizi bu noktaya getiren bu değildi. Yani faizi kötü uyguladıkları için bu hale gelmedik. Bunu özellikle söylüyorum. Ya şöyle söyleyelim. Bak Naci Abal döneminde 19.5'a mı çıkmıştı faizler? Evet. Değil mi? Kurda bir gevşeme başlamıştı, güven oluşmaya başlamıştı, aynen. Sıcak sermaye girmeye başlamıştı. Devamı eğer görülseydi işte belki kalıcı yatırımlar da gelmeye başlayacaktı. Enflasyon %18. Evet, bir anda ne yaptık? Nas dedik, Şapkavcıoğlu bir geldi 8.5'a kadar indirdi. Sonra ne oldu? Ben bankacıydım o dönemde. Ucuz krediler verildi. İnsanlar o ucuz kredileri aldı, yatırım mı yaptı? Faaliyetlerinde mi kullandı? Ne yaptı? Yat aldı, kat aldı, villa aldı, gitti dolar aldı, altın aldı, araba aldı. Hepsini işte farklı yerlerde kullandı. Ne oldu?
Bu sana enflasyon tüketim olarak geri döndü. Ya da ne bileyim bir yere yatırım yapacak gücü olmayan da tüketti. Yani ucuz kredi aldı, gitti tatile gitti. İşte buzdolabını değiştirdi vesaire. Hocam bir şey ekleyeyim, çok önemli. Araya gireyim lütfen. Şimdi şöyle bir şey var. AKP iktidarı insanların hakkı olan parasını vermek yerine uygun kredilerle takviye yaparak diyor ki ben sana diyor hakkın olan parayı vermiyorum ama sen bankadan finansman ve kredi ürünleri beraber borçlanarak hayat standartlarını devam ettir. AKP geldiğinde kredi ve kredi ürünlerinin milli gelir oranı 1.8'di. %1.8. Şu anda %18.3 milli gelir oranı. Yani halk borçlanıyor. Halk her gün daha da borçlanıyor. Bunun nedeni şu. AK Parti başarısını tamamen ekonomik büyüme üzerinden hep tarifledi. Hatırlayın. Burada aslında temel amaç hiçbir zaman enflasyonla mücadele olmadı. Dediğin gibi hormonlu büyüme. O kadar. İthalata dayalı, inşaata dayalı. Öz kaynak kredi, olmadan her büyüme kredilerle. Sıkıntılı büyüme. Yani şimdi orada likiditenin bol olduğu, insanların kolay ucuz kredi bulabildiği, harcayabildiği ortamda kriz algısı da sonraki dönemlerde düşünülmez biliyorsunuz. Aynen. Kullanıldı. Ve tüm bu ondas ortamı bizi bu noktaya getirdi. Sonra ne oldu? E tabii ki senin paran değer kaybedecek. Enflasyon yaratıyorsun, para arzını artırıyorsun. İnsanlar tüketim yapıyor, enflasyon artıyor. Kuru da baskılamak için bu sefer rezervleri yakmaya başladın. Sonra ne yaptın? İşin içinden çıkamıyorsun. KKM'yi çıkarttın. Şimdi o KKM belasından vazgeçmek için carry trade'i çıkarttın. İki numaralı KKM. Yani faizden Türkiye, bak şimdi tasarruf açığın olursa sürekli borç alırsın bir yerden. Türkiye'de insanlar gelir elde edemezken, karnını doyuramazken tasarruf oluşabilir mi? Ya mümkün değil. Ya bir de... Bu bir sarmal, bu bir kısır döngü. Bu şu demek, sen sürekli açık vereceksin. Sürekli tasarruf açığın olacak. Sürekli borçlanacaksın. Ve bu ülkenin kaynaklarını, sürekli vatandaşın parasını bir yerlere faiz olarak aktarmaya devam edeceksin. Mehmet Şimşek'in programının özü kısa vadede, hep ifade ettim bunu başından beri. İlk etapta insanlar zannetti ki yabancı yatırımcı. Hayır, yabancı yatırımcı ara sıra gelip çıkacaktı. Ama temel mesele yastık altı varlıklar ve döviz cinsi varlıklardı bankacılık sistemindeki yerlerin. Çünkü çok arttığını biliyorsun hocam. Şu anda düştü %42,5'lara kadar falan galiba. Ama meselemiz oydu ve bunu kısmen başardı kendi açısından. Ve bugün rezervleri konuşuyorsak... Ya ödemeler dengesinin bozulmaması için aslında bir erteleme aldı sadece. Tabii erteleme aldı. Başka bir şey değil. Burada bak şimdi, kuru baskılayarak yaptı ve inandırdı buna. Yabancı yatırımcılara sunumlar yapıyor. Diyor ki işte getir paranı bozdur diyor. Adam da diyor ki kardeşim senin ülkende 175 milyar dolarlık diyor şey var diyor. Döviz hesabı var diyor. Sen önce kendi vatandaşını risk ikna vardı, et diyor. Riskin var diyor. Sen kendi vatandaşını daha ikna edememişsin. İşte Merkez Bankası... AKP'nin en yüksek oy aldığı yerler daha. Onu da ayrıca söyleyelim. Evet. Merkez Bankası uluslararası döviz pozisyonunu açıkladı. -327.1 milyar dolar. Yani neresinden bakarsan bak eksi de ama çıkıyor diyor ki tarihin en büyük rezervi. Ama savunan ekonomistler var hocam. Şimdi bunun geçici olduğunu görmemek için ne olmak lazım bilmiyorum. Savunan ekonomistler yani, der ki hocam herkes kendisi ekonomist olduğu iddia ediyor biliyorsunuz. Bu arada söyleyeyim, Cumhurbaşkanı şunu da söyledi yine uçakta. Ekonomiyle ilgili mesele kendisine sorulduğunda Zeynel Bey hemen geleceğim size. Ben bir ekonomist olarak dedi. Hatırlayacaksınız evet. Böyle bir müstehsi bir gülümseme oldu yüzünüzde ama... enflasyonla birlikte faizin de, faizle birlikte enflasyon da düşmeye başlayacağına inanıyorum. Benim ekonomi bilgim bu, böyle dedi bir ekonomist olarak dedi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında hala aynı noktada. Bir şey söyleyeceğim. Bak halk şu anda nasıl istiyor biliyor musun? Bak evet. Nas politikasını evet. Bekliyor. Çünkü o Nas politikasında demin dedim ya bir bağımlı yaptılar. Bağımlı. Bak krediye bağımlı yaptılar. Adam diyor ki zaten ben bu ürüne bağımlıyım. Bari fiyatı ucuzlasın da öyle alayım diyor. Bağımlı. Düşünebiliyor musun? %4'ten %5'ten ev kredisi mi alınır ya? Aklını mı kaçırdı insanlar? Ama